şu bilgiyi vereyim size. Hem haber paylaşıyoruz hem de bazı bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Yurt dışına gönderdiğimiz, Almanya'ya gönderdiğimiz doktor sayısı ne kadarmış biliyor musunuz? Geçenlerde okumuştum. 2600 civarında. Yanlış duymadınız. Yetişmiş insanımızı Almanya'ya gönderdik bu şekilde. Ve siyasetten gidiyoruz. Siyasetten neyle gidiyoruz diyecek olursanız, tabii siyasilerin gündeminde özellikle seçime giderken emekliler var. Hepsinin gündeminde. İşte bakın, bir tarafta Özgür Özel'i görüyorsunuz. Emeklilerden dem vuruyor. Erdoğan emeklilerden dem vuruyor ve Meral Akşener emeklilerden dem vuruyor. Emeklileri dillerinden düşürmüyorlar. Neden biliyor musunuz? Çok basit. Çünkü Türkiye'de 16 milyon doğal seçmen var. Yani emekli var. Alamıyoruz, alma gücümüz yok. Bu emekliler sürünüyor. Bize yazık, günah değil mi? Günah değil mi? Bize böyle alıyoruz işte. Çarşı ve pazardan yükselen feryat, emeklinin içinde bulunduğu ekonomik durum siyasetin gündeminde olmaya devam ediyor. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın bile alamıyor. En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya. Nereden nereye? Uçmuş vaziyette bütün fiyatlar. Dolayısıyla bir emekli maaşına seyyanen 11 bin lira bütün emeklilere bir zam yapılması gerekiyor. Liderler son günlerde emekli maaşları ve hayat pahalılığı üzerinden karşı karşıya geliyor. Kabine toplantısı sonrasında beklentiler boşa çıktı. Emeklinin yüzü bayram ikramiyesinden yana gülmedi. 10 bin liraya çıkacak iddialarının ardından 3 bin lirada kaldı bayram ikramiyesi. Erdoğan farkındayız dedi yine ama özel rakamlarla tepki gösterdi. Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca emeklilerin cebinden, böyle emeklinin cebinden tam ayda 5,5 çeyrek altını çalmıştır. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette yaşanan sıkıntıların farkındayız. 5000 yapacağız dediler, 3000 yaptılar. Bu 3000 lira sadece 6 kilo dana kıyma alıyor. Cumhurbaşkanı imkanlar kısıtlı dedi. Meral Akşener'den iktidarın yaptığı harcamaları hatırlatma geldi. 7 bin lira istiyoruz ikramiyeyi. 11 bin lira seyyanen zam. Çünkü Türkiye'nin parası var. Suriyelilere harcanan parada para var. Vergilerinin silinmesi esnasında para var. Ama nedense emeklilere para bulunamıyor. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu emekliler sürünüyor. Birazdan Erdoğan'ın dün o karşılaştırması, yani matematik olarak açıklayamazsınız. İşte maaşlar 66 liradan 10 bin liraya geldi, 180 liradan 17. Bunu matematik olarak açıklamanız mümkün değil. Ve Erdoğan da orada yazılanı okuyor tabii. Ama Erdoğan'ın aleyhine çalışan bir yazım ekibi var orada. Öyle tahmin ediyorum. Birazdan detayları gelecek. Erdoğan 66 lirayla 10 bin lirayı eğer 2002 ile 2023'ü karşılaştırabiliyorsa eğer bu matematikte, biz de dedik karşılaştırabiliriz. Birazdan Ozan Kelleci bunun haberini yaptı. O karşılaştırmayı ekrana getireceğiz sizlerle. Gelelim